Beşiniz kimlerdensiniz? Ben kuvvetlerimden kuvvetim olan Hazretlerinden oluyorum. Evet. Aşağı şehirde obamız neydi? Mahallemiz. Evet. İdris Meydan. İdris Meydan mı? Evet. Peki bu mesleğe nasıl atıldınız? Bu hale nasıl getirdiniz? Şöyle kısadan bir geçmişinizi anlatabilir misiniz? Evet. Ben 1971 yılında müracaat etmiştim sınav rampa girmek için. Dilekçe vermiştim. 6 ay sonra dileklerimin başlığı geldi. Sınav rampa girmek için imtihanı tabiri buldum. İmtihanı verdim ve imtihanı kazanarak sınav rampa müessesine girmiş bulundum. O günden bugüne başka yerlere tayinli falan oldu mu? Hep besteden mi kaldı? 20 seneden beri aynı Besteleyim. Bunun 11 senesini rezidarlık olarak yaptım. Diğer 9 senesini de hala mağaza müdürü olarak görev yapmaktadır. Peki, Besli halkında bu Sümer Bak'tan kar zarar bir fark var mı yani? Yani zarar ettiğiniz oluyor mu? Böyle yani besleyi karşılayabiliyor musunuz? Besleyin talebine cevap verebiliyor musunuz? Evet efendim. Besleyin halkı Sümer Bak'a gayet ilgisi vardır. Satış yönünden der fazlayız. Satışlarımız iyidir. Hani halk ilgi duymaktadır yani alışverişini. Peki sizde de bu büyük şehirlerde olduğu gibi emeklilere, memurlara böyle şey tanıyor musunuz? Abi efendim, abi memurlara, emeklilere, işçilere, yalan işçilerin devlet devlete ait olan işçilere veriyoruz yani. Çok güzel. Evet. Peki size bir vatandaş Besli olarak soruyorum. Evet, evet. Acaba bu Besli'den neden göçtük? Şimdi ben Besli'nin göçme şeyi Besli olarak kendimin yani kendi görüşümle itibariyle yerinin dalga olması halkın yer arayıp bulamaması, evet, daha büyük şeyler yapabilmesi için, yatırımlar yapabilmesi için büyük yerlere göçmektedir yani bu seviyede. Evet. Evet. İkincisi de, şimdi bizim Besli'de, belki siz de bilirsiniz, evet, dışarı gideni hoş görmezler, sırtına yadırdır yoldan diyen adam olmaz gibi böyle baskı bir tabir görürlerdi. Evet. Evet. Ben de görüyoruz ki bunun tersi çıkıyor. Evet. Hep Besli'den atılgan bir kişiler. Evet. Taşı sıçıp ekmeğini çıkarıyorlar. Evet. Ümedip ediyorlar. Evet. Peki bunun tersi oluyor. Gidenler adam oluyor. Evet. Acaba bu söz yerinde midir, biraz yanlış mıdır? Doğrudur efendim. Besli'de gayet de çalışkan kişilerdir. Gittiği yerlerde her kadar yer almaktadırlar. Hani bir üstün meziyetleri var diyebilirim bunlar. Evet. Yani Besli olarak iftira ediyor. İftira ediyor tabii. Şimdi evet. İkinci de şu, diyorum ki Beslilerin atı vardı, meydan bulamadı. Evet, doğru. Ha, meydan yanlış seçildi, evet, cırıldı yapamadı. Evet, yani. Onun için evet, dışarıda meydanı bulduk, evet, sürdük atımızı, evet, hedefimizi bulduk. Evet. Peki, şimdi ikinci şık da şu. Bu Besli'yi, Karadeniz'i değişsek, bu yapılaşma şimdi gelsek, ah Besli'den geliyorum dese, evet, bugün nereye koyacağız? Nereye gideceğiz? O, ben şimdi Uşak filmini oynatacağım yani. Evet. Yani Uşak'ta da aynı böyle araştırmalar yapıyor. Evet. O fabrikayı göreceksin, milyarlık fabrikaları. Yani gözlerimiz yaşar, iftihar ediyorum ben Besli'yle. Besli'yle olarak. Tabii ki. Ha. Evet. Biz buraya getirsek, nereye güvenip de koyacağız bu tesisi? Ben bile üzülüyorum. O tesisi nereye güvenip gömeceğiz? Bir tarafı kayalık, bir tarafı kirlik, bir tarafı bataklık. Evet. Ama diyorlar ki Besli'den burada kazandı orada. Burada kazansaydı zaten gitmezdi. Evet. Ha, bu da yanlış. Evet. Şimdi diyorum ki bir Besli'den olarak, evet, bir vakıf kuralım. Evet.
Antep, Besni, Adana, Mersin, Uşak, İstanbul, İzmir. Düşü olan kişiler bir sermaye yatıralım. 1 milyar, 2 milyar. Nerede besleyici dükkanımız var? Ticaretimiz neyde var? Oraya bir yatırım, güzel siteler yapalım. Vatandaşı, esnafımızı kiradan kurtaralım. Esnafı, çalışanı, iş hayatını yanına götürelim. Kiradan kurtaralım. Adam refah içinde çalışsın. Faizli parayla bir yere gidilemeyeceği belli. Böyle bir faydalı olsa, siz de manevi maddi böyle bir katkıda bulunur musunuz? Tabii efendim. Elimden geldiği kadar, gücüm yettiği kadar olabilir. Evet. Bir de şu, bizim Besni'nin çok derin bir kültürü var. Evet. Şimdi Orta Asya'da araştırdım. Sanırım Besni'de burada öğrenmiş değil. Asya'dan belli, Metahan'dan belli. Evet. Besni'de çalışkan ve dokuyucudur. Evet. Sovyetler Birliği'nde araştırma yapıldı. 3500 yıl önce Türklerin 1 santimden 4 santime kadar keçe dokuduğu, taşla el yapmadığı bir geçen çıktı. Ve Çinlerden de daha evvel demirim hem işleyip hem yapmışlar. Şimdi biz 5 bin olarak diyorum ki bizim zengin folklorumuz var. Aslımız Türkmen. Biz folklor kuralım. Bu folkloru gerekse bir merkezi bir yerde, bugün Uşak'ta her vatandaşa iş verecekler. Bir güzel zengin müziğimizi de ortaya koyalım. Yani az bir yüzlük hakkıyla bu iş gerçekleşir. Bu kültüre yönde de katkıda bulunur musunuz? Maddi manevi. Evet. Şimdi para değil de bu teşvik de olur. Okulu bitirmemiş bir arkadaşımız hem iş olur hem orada çalışacak. Fabrikada iş veriyorlar. Bunu hemşehriler de hepsi de göğüs geriyor. Evet. Ha, bir de halka danışarak yaparsak kendi kültürümüzü, Besni kültürü çok zengin. Ben bu hususta yazmışım. Binlerce türkü. Bugün şeye 12 tane türkü verdim. Devlet konservatuarı. Ben kendim ilkokul mezunuyum ama çocukluğumdan beri yazıyorum. Peki. Sağ ol. İşinizde başarılar dilerim. Çok çok teşekkür ederim. Size aşağı şehirde lavabo olarak kimler